Merhaba, bu video uzun bir video ve yurt dışına giderken oradan dönene kadar ihtiyacınız olan her şey burada. Baştan söyleyeyim, notlarım var, kopya çekeceğim çünkü unutuyorum. Yani yazmadan önce çok kadar fazla şey söyleyeceğim ki çok uzun bir video olacağı için hepsini buradan alacağım. Bir kere yurt dışına gitmeden önce yapmanız gerekenler var. Birincisi tabii ki ülkeyi seçmek. Ülke seçerken hele ki ilk defa yurt dışına çıkıyorsanız Almanya, İtalya gibi ülkeleri seçin. Amacınız sırf yatmak, dinlenmekse ayrı. Ben onu saymıyorum yurt dışına çıkmak. O gidin Yunanistan'da, Kıbrıs'ta bir yerde devrilin yatın. Lütfen şuna dikkat edin. Yaptığınız planlar bilet almadan falan filan önce vizeye takılabilir. Vize konusunu birazdan konuşacağız. Schengen ve Amerika vizesi apayrı olaylar. Cepte. Vizeyi unutmayacağım, merak etmeyin. Bir nolu olay. Almanya ve İtalya şu yüzden uygun. Özellikle Almanya'da Türk çok. Yani İngilizceniz yoksa, Almancanız yoksa, böyle yabancı diliniz patlaksa yurt dışında sizi hemen idare ederler. İtalya'nın da farkı şu. El işaretiyle bir şekilde ite kaka tarzanca anlaşabiliyorsunuz. Bu iki ülke ucuzdur. Yani ben ilk seferde İngiltere'ye gideyim. Aga 4-5 saat uçuyorsun ve çok pahalı. İspanya pahalı. Yani buralarda yaşamak, otelde kalmak pahalı. Almanya, İtalya nispeten ucuz ve gezdiğine değer yerlerdir. İtalya tarihidir, Almanya'da kültür gırladır. Bir Berlin'de müzeleri gez yeter. Ama görecek yer çoktur. Alışveriş yapıp yağmalayarak karınca sürüsü gibi evine getirecek şey çoktur. Ama olur ki arkadaşın gaz verir. Prag, enfes. Enfes Prag. Git Prag'a. Git Prag'a, gör soğuğu. Doğru mevsimde gitmezsen böyle, biz böyle gittik. Yani berelerin arasından görüyorduk dünyayı. Dolayısıyla böyle 16'ya 9 white screen bir Prag istemiyorsan doğru zamanda git ve lütfen ilk kez yurt dışına çıkıyorsan ve tercih hakkın varsa, yani okul yüzünden değil de keyfine çıkıyorsan, ya İtalya ya Almanya, bu güzel kardeşim dinle. İtalya basit bir yerdir. Roma'sı, Milano'su, Venedik'i, efendime söyleyeyim Napoli'si enfes bir pakettir. Aynı şekilde Almanya'da Berlin, Münih, Stuttgart'ı bayılırsın. İlk tavsiyem bunlar ama sana kalmış. Ben Paris'i romantik bulmadım. Neyse, şimdi ülkelere girmeyeceğim. Birinci konu, planlama işine girdin. Nereye gideceksin, ne yapacaksın, onlara karar veriyorsun. İkinci konu, bilet almak. Hemen gaza gelme. Ne olur vize konusuna sıra gelsin. Vize alamayacağın, vize almana gerek olmayan ülkeler diye ikiye ayırıyoruz biz. Bazı ülkelere vizesiz gidebiliyorsun. Süper. Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı ve pasaportunu alır gidersin. Giriş ve çıkışta seni damgalarlar, o iş hallolur. Ama bazı ülkeler de sana vizeyi vermez. Bu ülkeleri bilemezsin. Rastgeledir. Zaten televizyonda, haberlerde özel bir durum belirtilmemişse kısmet. Dolayısıyla özellikle çift olarak plan yapıyorsan ya da grup olarak şu riskin var. Sen vizeyi alırsın, arkadaşın alamaz, sen tek önde gidersin. O yüzden ne olur aşırı para harcayarak her şeyi garanti altına almayın. Yani daha vizen çıkmadan oradaki müzenin, konserin bilmem ne parasını ödeme. Tabii ki vize sırasında sana kalacağın otelin rezervasyon kağıdını, bir sürü evrak isteyebilirler. Ama vizen onaylanmadan gereksiz hiçbir harcama yapma. O muhteşem uğurlu baksıra gidip 4000 euro verme. Dolayısıyla vize hikayesi önemli. Şimdi vize alacaksanız vizenin ne olduğunu bilmeniz lazım. İkiye ayıracağım ben vizeyi. Schengen ve Amerika diye. Amerika vizesi apayrıdır. Ya verirler ya vermezler. Verdiler mi 10 yıl verebiliyorlar. Schengen vizesi ise çok değişir. 1 haftalık 10 günlük de vize verir. 6 aylık vize de verebilirler sana. Avrupa Birliği içerisinde her ülke kendi ineceği yere göre vizeyi ayrıca verebilir. Ama mesela Kadıköy'de gidersin, İtalya, Almanya tek bir firmadandır. Eskiden 5-6 yıl öncesine kadar vize almak için konsolosluğuna gidiyordun ya da buradaki işte temsilcisine gidiyordun. Artık öyle değil, aracı firmalar var. Bir iki ülke halen kendisinden veriyor ama onlar sayılmaz. Aracı firmaya gidiyorsun, bayağı bir harcını yatırıyorsun. Hiç öyle az bir para değil, onu da söyleyeyim. Bir de şu koyuyor sana,
Arkadaşın aynı parayı veriyor, 6 ay alıyor. Sen aynı parayı veriyorsun, 500 lira mesela. 3 gün veriyorlar, çok koyuyor be. Çıkmaya da bilir bu arada, onu da söyleyeyim sana. Velev ki vizeyi aldın, kapıda reddedebilirler seni. Yani ben vizeyi aldım, giderim, sakın. Burada bir uyarı yapalım havaalanlarıyla alakalı. Hiç öyle ben havaalanında efelenirim, ben Türkiye vatandaşıyım. Oo, anında geri yollarlar, sakın. Havaalanlarında oldu ki gittin ülkeye, lütfen fotoğraf çekerken bile dikkat edin. Çünkü bir çocuğun fotoğrafını çekti diye arkadaşımın kamerasını el koydular, içini sildirdiler. Yani havaalanında herhangi polisle, güvenlik görevlisiyle sakın tartışmayın. Bizimki gibi değildir. Havaalanında sizin yanınıza köpek gelirse sabit durun. O köpek çantanızı koklar, uyuşturucu için, patlayıcı için. Havaalanında sebepsiz yere sizi şeye çekebilirler, bir odaya, rastgele. O odada sakin olun, derdinizi anlatın, nereye gideceğinizi, otel kağıtlarınızı gösterin. Rastgele aradan çekip niye ben diye düşüneceğiniz şekilde sizi sorgulayabilirler. Havaalanına geleceğiz, o ayrı hikaye. Vizeye başvurdunuz, vize nasıl alınır? Hemen söyleyeyim size. Eğer Schengen vizesi alacaksanız, bir yandan notlarımı okuyorum da. Schengen vizesi alacaksanız bir kere pasaportunuzun olması lazım. Yani bunu söylemeye gerek yok ama pasaportunuzun da geçerlilik süresi de önemlidir. Yani der ki vizede son işte pasaportun en az 3 ayı diyebilir. Bak, pasaportun geçerlilik süresini son 1 hafta, son 1 ay olmasın. Ben zaten 1 aylık gideceğim. Bana 1 aylık vize yeter. Pasaportumun bitmesine 1,5 ay var. Yemezler. Başına iş alırsın. Özellikle şeye dikkat et. Ya ben red yesem ne olacak? Bir daha başvururum. O kadar kolay değil. O pasaportta red 2-3 kere oldu mu ondan sonra hiç almayabilirler seni. Dolayısıyla Schengen için seyahati planladın ya, 2 ay öncesinden başvur. Çünkü o 1,5 ay bile sürebilir. Yani sana vizenin gelmesi uzun sürüyor. Zaten orada seçenek var. Evine kargolayalım mı, buradan mı alırsın? Evine kargolamanın da PTT'yle bir bedeli var. O ayrı hikaye. Ama vizeye mutlaka 2 ay önceden, 1 ay derler ama 2 ay önceden başvurun. En azından tekrar başvurmak için vaktiniz olur. Bir başka olay, size zaten gittiğiniz zaman harç bedelini ve bir kağıt veriyor dolduracağınız. Onun yanında isteyeceği evraklar var. Bu evraklar içerisinde banka dökümüne dahi, hatta bazı ülkeler ananın babanın tapusuna, senetine kadar isteyebilir. Hiç bunda ne münasebet, ben sanat güneşiyim, bana dokunmaz öyle şeyler, vermem. Verme, almaz o da. Dolayısıyla hiç gaza gelme, paşa paşa vereceksin o evrakları. O evrakları vermen de bu arada hiçbir şey ifade etmez, yine reddiyebilirsin. Şu daha sinir bozucu olacak, arkadaşın o evrakları istemeyecekler. Yani hazırladı götürdü ya, istemeyecekler ondan. Sadece başvuru belgesini alıp verecekler, sen 500 tane evrak vereceksin, 2 ay sürecek vizenin gelmesi. Şehir efsanelerine inanmayın, işte mülakatta kaşın gözün oynasın, artık özel şirkette olduğu için bir şey yok. Sadece düzgün evraklarınızı hazırlayın, bir dosyalama sistemine, yanına ataşlar koyun, bir dosya yazdırın, post-it yapıştırın, adam gibi dosyanızı teslim edin yeter. Fotoğraf konusunda sakın cimrilik yapmayın. Biyografik değildi. Neyse, adını hatırlamıyorum. Özel bir fotoğraf çekimi var. Biyometrik fotoğraf çekimi var. O fotoğrafta her ülke için ayrı çekiliyor. Bir zahmet o fotoğrafı çektirin. Fotoğrafçıya gidip. Kadıköy'de mesela İtalya'ya gideceksen kabinde de çekiyorlar sana onu. 20 lira falan yanılmıyorsam. O biyometrik fotoğraf hikayesi önemli çünkü vizede rastgele böyle ilkokuldan kalma yandan yemiş paso fotoğrafı işe yaramaz. Ülkelerin sizden ekstra istediği belgelerde panik yapmayın dediğim gibi. Şimdi vizenin sana verilmesinde süresi kadar multiple, çoklu ya da tekli olarak bir hikaye var. Yani sen 6 aylık vizeyi aldın, tek giriş çıkış verir. Sen Avrupa Birliği içerisindeki o vizeyi bir kez kullanabilirsin. İtalya'ya gidersin, Almanya'ya geçersin, Fransa'ya geçersin, dönersin, bitti. Ama piyango güzel vurursa çoklu çıkar, 6 ay içerisinde bir 2-3 ay gidersin, geri gelirsin. Bir daha gidersin, geri gelirsin. Öyle bir hakkın olabilir. Bir konuda daha uyarayım. Sana Schengen vizesinin çıkması demek, İtalya'ya inmen demek ama İtalya'dan Almanya'ya geçmen demek değil. Tabii ki arada sınır kapısı yok ama ülkeler arasında geçişte bazen sorun çıkabilir, haberin olsun. Şart değil. Yani böyle bir şey çok düşük bir ihtimal. Bir başka konu, eğer İtalya'ya gideceksen, sonrasında programda Almanya'ya, Fransa'ya geçmek varsa bunları belirt.
ve ilk gideceğin ülkenin vize bürosuna git. Yani İtalya'dan Almanya'ya geçip Fransa'dan dönmek bir fantazin varsa lütfen ilk önce İtalya'dan vizeni al. Çünkü İtalya'ya inmediğin sürece Almanya'ya zaten gidemeyeceksin. Vize alırken başka bir ülkeye geçeceksen, mesela diyelim ki İtalya'ya gittin ama 2 hafta sonrasında, 1 hafta sonrasında bir Fransa'da konsere de gideceksin ve birleştirmek istiyorsun. Bunu belirt, ispatla. Yani de ki bak bu oradaki otelin, Fransa'daki otelin belgesi, bu konser bilmem ne falan filan. Stres yapma ama özellikle Türkiye'ye döneceğini bilmeleri önemli. O yüzden senden iş yerinden bordrona kadar isterler, onu bil. Mülakata çağırırlarsa seni, mülakat dediğim şey aslında bir bankonun arkasından konuşuyorsun. Orada kasılma, o da ayrı mesele. Soruları güzel cevaplayın. Bir başka olay, size İngiltere için Schengen vizesi vermezler. İngiltere ayrı bir vizeye sahiptir. Vizeler bitti. Başka nelerimiz var? Başka bavul toplama var. Şimdi bavul toplama olayı önemli. Her ekstra ağırlığın senin bagaj hakkını aştığı anda duygusal olarak geri dönüyor. Ve ne olur Orta Asya'dan göçüyormuşuz moduna girmeyin. Çünkü o bavul, yani öyle bir bavul yapıyorlar ki adam içine gözleme koyuyor. Unutmayın, bunu almazlar uçağa. Çoğu havalimanı gümrüğü senden giren laptop, telefon, bitki, canlı olabilecek herhangi bir şey. Yani sen oraya salatalık tohumu götürürsün, o bile risktir. Lütfen gideceğiniz ülkenin gümrük kurallarına bakın ve ona göre gidin. Bu önemlidir. Valizinizi ona göre hazırlayın. Şimdi notlarıma bakıyorum bir yandan. Döviz alma meselesi var. Şimdi eğer gideceğiniz ülkede yanınıza ihtiyacınızı biliyorsanız belli bir miktar alın. Ama o alacağınız paranın 1,5 katını alın. Çünkü hızlı para harcayacaksınız. O magnet göreceksiniz. Aa 1 euro hiçbir şey. Bilmem ne göreceksiniz. Öyle öyle muhtemelen pizza kulesini, birisi uyarmış pizza değil pizza. Pizza kulesini alırsınız. Dolayısıyla benim tavsiyem 300-400 euro civarı para olsun yanınızda zevkini harcamalar için. Harcamadığınızı geri gelip bozdurursunuz. Burada önemli bir konu var. Çatank diye hiç güvenmeyin. O 100 euroyu cebinize koyarsınız bozmazlar. Lütfen döviz bürosundan paranızı 20 euro, 30 euro, 50 euro ya sallıyorum şu an rakamları, bozuk götürün. Bazı exchange döviz büroları o parayı bozmaya imtina ediyor. Bakkal market bozmaz. Yani sen girersin 3 euro magnet alacaksın, 50 euro çıkartırsın, bozmaz. Kredi kartı kabul etmez. Dolayısıyla lütfen yanına bozuk para al. Paralarını ikiye ayır. Hırsızlık düşündüğünden fazla. Bu kardeşin İtalya'da gitti. Yani böyle kamera varken buradan fık diye cüzdan gitti. İnanılmaz bir yan kesicilik var. Tur rehberi arkadaşım var. 3 kez soyuldu bilmesine rağmen. Yurt dışındaki yöntemler bambaşka bir videonun konusu. Anılar böyle de çıldırırsın. İnanılmaz bir hırsızlık var. Ne olur paranızı ayırın. Otelde de bırakın. Yani paranızın bir kısmını, pasaportun ya da kimliğin bir tanesini, ehliyet mesela, otelde bırak. Pasaportu yanına al, ehliyeti otelde bırak. Çalınırsa gitmesin hep beraber. Otel dedik. Otel seçimi önemli. Oteli Booking.com gibi bir siteden ayırt. Şunu unutma. Ucuza uçak bileti alman ve özellikle yabancı havaalanlarından ve aynı zamanda ucuza otel bulman çok kolay. Otelde bir tek şeye dikkat etmen lazım. Londra'ya indin ya, tak diye böyle hemen Piccadilly Circus'ta otel arama. Anlatabiliyor muyum? Kendine metro olayı çok önemlidir yurt dışında. Metroya göre gidilebilecek 3 yıldızlı bir otelde kal. Zaten otelde geceyi geçireceksin. Yani otelin inanılmaz kuş tüyü yataklar olmasına gerek yok. Bir de zaten fiyatları görünce anlarsın. Yani bir gözün açılır. Yuh artık bir gece kalıyoruz. Bütün hepsini mi satın alıyoruz? Evet, bir kira bedelini otel göreceksin. Şaşırma. Otel kiralarken şuna dikkat et. Eğer ki yakın zamanda festival, Dünya Kupası, Avrupa Kupası, parti, işte Oktoberfest, ıvır zıvır bir şey varsa otel bulamazsın. Ya da fiyatlar en dandik 2 yıldızlı pansiyon, hostellar bile 3'e katlanıyor. Dolayısıyla uygun zamanda git. Resmi tatile sakın denk getirmeyin oteli ya da seyahatinizi. Çoğu yer kapalı olur. İnanılmaz güzel tatil yapıyorlar. Bizimkiler gibi değil. Ben Şamzelize'de Paris Saint-Germain'in formasını aldım. Dükkanı kapattı gitti. Poşete koymadı.
Elime attı kaçtı. Tam o ana denk geldim. Al 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 dedi, böyle fırlattı çıktı. Ve saat 5'ten sonra o muhteşem cadde, Şamzelize bizim İstiklal Caddesi'nin Barbaros Bulvarı gibi dik öyle bir caddedir işte. Beşiktaş'ı ve İstiklal'i bilenler bu konuyu bilir. Hızlı gidiyoruz çünkü video çok uzuyor. Saat farkı konusunu bilin. Uçak bileti alırken şeye şaşırıyorsunuz. Giderken 1 saat, dönerken 3 saat nasıl oluyor? Çünkü giderken oraya indiğin havaalanının saatini söylüyorlar sana. Aa diyorsun, 10'da biniyoruz, 11'de iniyoruz. 10'da binip 10'da inen adam var, düşün. Tamam, şakaydı. Kötüydü. Check-in olayı var. Check-in olayında valiziniz yoksa, yani uçağa alacağınız bir el çantası varsa online check-in'i yaptırın, barkoduyla birlikte binin geçin. Ama eğer valiz verecekseniz yine check-in'inizi yapın ama valize dikkat edin. Uçak konusunda sizi bir şeyde uyarayım. Çok ucuzsa, fiyat farkı çok yüksek değilse business class alın, çok uzun uçacaksanız. En azından birazcık rahat edersiniz çünkü ayaklarınız ağrıyacak. Uçakta bir şey okumamaya, ilk sefer uçağa biniyorsanız özellikle okumamaya dikkat edin. Uçakta video çekimi yapmayın. Uçakta kimseyi dedirtmeyin. O uçağa binmeniz uçaktan ineceğiniz anlamına gelmez. Onu baştan söyleyeyim. Gideceğiniz ülkenin biletlerinin hepsine dikkat edin. Ne demek istiyorum? Mesela İngiltere'ye gittiniz. National Museum ve Science Museum birlikte tek bir paket halinde bilet veriyor size. Birkaç müze. Müze pass kart denilen geçiş kartı veriyor. O pass kartlar da kendi arasında ayrılır. Ya mesela National Museum'a gittim. Orada sırada bekliyorum. Baktım yanımdan adam geçiyor kuyruğu. O ben 5 pound verirken atıyorum. Bu arada pahalı, o kadar da ucuz değil ama. 15 pound verirken adam 18 pound vermiş. Sıraya girmeyecek şekilde özel sıradan geçiş alıyor. Bunları da önceden topluca alırsanız, her bir müze için tek tek almazsanız daha ucuzdur. Madame Tussauds Müzesi vardır. Şimdi İstiklal'e geldi. Mesela İngiltere'de vardır o. Amsterdam'da vardır. Bunların biletleri ayrıca satılır. Devlete bağlı müzeler değildir bunlar. Ama devlete bağlı müzelerin toplu biletlerini alırsanız karlısınız. Bir yerde daha karlısınız. Tramvay, otobüs, metro, bunların hepsinde biletleri önemlidir. Bunların biletlerini de önden alırsanız çok karlı olur ve aylık haftalık abonmanlık veriyorlar bizim Akbil gibi. Öbür türlü çok pahalıya gelir. Taksiye binmeyi hayal etmeyin. Biraz pahalı oluyor çünkü. Yani paranız varsa bu arada bana ne de. Bir diğer konuda gittiğiniz yerde lütfen şuna dikkat edin. Havaalanından şehire ulaşmaya shuttle denir. Bazı otellerin bu bedava servisleri vardır. Normalde aman ineriz bineriz bir taksiye, inemezsin o taksiden. Adamı öp 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 doyamazlar, onu söyleyeyim. Ne olur dikkat edin, havaalanından otelinize ulaşmak da önemlidir. Navigasyon. Bak, sana yapacağım en güzel iyilik navigasyon ve telefon. Navigasyon Yandex'i kökle dibine kadar kullan, ayda 70 MB yer. Hangi ülkede olursan ol. Dolayısıyla gitme, ayda 70 MB 2,5-2 MB falan günlük. Gitmeden internet paketini, Vodafone, Turkcell neyse, artık çok cazip paketler var. Eskiden hiç paket falan yoktu. Ayda 400 liraya giydiriyorlardı. Şimdi günlük 5-10 liraya internet paketini, konuşma paketini alıyorsun. Dolayısıyla oteli Yandex'te işaretleyin ve otelin etrafındaki yerleri ona göre planlayın. Gezeceğiniz yerleri bile yürüyerek veya metroyu hangi, otobüsü hangi şartlarda kullanıp en yakın nasıl giderseniz bakın. Her gideceğiniz yerin açık ve kapalı olduğu günlere bakın. Çünkü bizdeki pazar değil, salı ve perşembe günleri tatil olan müzeyde ıvırdı zıvırdı çok görürsünüz. Bir başka konu yiyecek içecek. Şimdi yurt dışında yemek pahalıdır. Özellikle mesela İngiltere'de falan bayağı pahalıdır. Bazı oteller bed and breakfast der ama size kahvaltı olarak cornflakes, mısır, diyette kullanılan şeyler var ya, Nesfitler vesaire ve süt verir. Ya da English breakfast verir. En iyi ihtimalle tost bulursunuz. Lütfen dikkat edin. Türk tipi ya da İtalyan tipi kahvaltı veren yerler size biraz daha uygundur, baştan söyleyeyim. Su konusunda bir uyarım olacak. İki tip su vardır. Aqua minerale, aqua naturale. Bunlar gazlı sudur. Özellikle İtalya'da masaya direkt gazlı su gelir. O yüzden çak diye çekip sonra püskürtmeyin etrafa. Yiyecek içecek konusunda öğle yemekleri size otel dışında olacağınız için pahalı gelecektir. Lütfen ana caddelerin bir arkasından yemek yiyin. Daha ucuz olacaktır. Baştan size uyarı. Alışveriş yaparken iki tane uyarım olacak. Bir, şey göreceksiniz. Magnet,
hatıralık eşya, gift shoplar. Her gördüğünüz yerdeki her şeyi almayın. Bir süre sonra, hele ilk gördüğünüz yerdeki şeyleri kesin almayın. Şehrin dışına doğru çıktıkça 3 dolar olan, 3 euro olan magnet 1 euroya düşer. Ve emin olun baştan sona aynı şeyleri göreceksiniz. Yurt dışına çıkarken ve dönerken ilk çıkışta zaten havaalanında iki kontrol var. Birinci kontrol pasaport vesaire işte şey pasaport değil pardon. Kapıdan Atatürk Havalimanı'ndan Sabiha Gökçen'e girerken ki X-ray'den geçişiniz. Kemerleri falan laptopları çıkartırlar. İkinci kontrol artık valizinizi falan verdiniz check-in desk'ten, check-in masasından. Uçağa gidiş, bilet ve pasaport olup da yurt dışına gidebilecek insanların olduğu kontrol. Orada kontrolü geçtiğiniz anda serbest bir bölgeye giriyorsunuz. Yani aslında Türkiye toprağından çıktınız gibi düşünün. Duty free denilen dükkanlar var. Bunlar genelde tek bir büyük dükkanlar. Burada KDV gibi vergi yoktur. Vergisiz olduğu için de inanılmaz ucuzdur. Buradan istediğiniz kadar parfüm, işte sigara alacağınız ya da alkol ya da artık tercihiniz neyse alacağınız yönde fikriniz olmasın. Pasaportunuz da işlenir, o yüzden coşmayın. Sırf ucuz diye 10 ton almayın. Bir de yurt dışında bu duty free'ler vardır. Ya da tax free. Tax free olayına ayrıca değineceğim. Duty free'den aldığınız şeyleri uçağa almayabilirler. Haberiniz olsun. Zaten 100 mililitre diye bir limit var. Mesela len suyunun bile 100 mililitreden sonrasını almayabilir. Vakumlu poşete korlar, ağzını mühürlerler. Ama uçağa girmeyebilir. Sigara ucuz diye 10-15 karton almaya kalkmayın. Zaten 2 kartondan yanılmıyorsam fazlasını valizinizi açıp incelerse cezasını da takır takır size ekstradan öneterek el koyup alabiliyorlar. Onların inisiyatifine kalmış. Uçağa deodorant, parfüm, tırnak makası, törpü, bıçak, çakı, kredi kartı şeklinde çakı, bunun gibi şeyleri sokmaya çalışmayın yurt dışı uçuşlarda. Bir diğer konu 10.000 euro üzerinde, kopya çekiyorum notlarıma bakıp, 10.000 euro üzerinde para götürmeye çalışmayın. Bırak 10.000 euroyu, uçağa mümkünse 5.000 eurodan fazlasını bile koymayın. Gümrükte bu arada 10.000 euro üstünde para varsa söylemenizi isterler. Diyeceksiniz ki nereden bulurlar? Yurt dışında onu nereden anlayacaklar, nereden bulurlar çok yaygın bir kanı. Örnek, metroya bineceksiniz. Almanya'da mesela metroya bineceksiniz. Bakacaksınız ki gişe yok. Yani bizde hani akbil basıp turnikeden geçiyorsun ya orada yok. Bileti kimse kontrol etmiyor diye düşüneceksin. Aa beleş. Bilet de almayayım o zaman diyeceksin. Çok nadiren o trenin içerisinde bilet kontrolcüsü geziyor. Ve yakalarsa var ya sağlam bir cezası var. O yüzden ne olur aa kontrol yok bende rahat. Yani senin artık risk almana kalmış bir şey diyemem. Havalimanına 2 saat önce gidin. Mutlaka 2 saat önce gidin. Bir olay daha var. Eğer ki uçuşunuz direkt değilse mesela Hollanda'ya gideceksin ama Almanya üzerinden gidiyor. Bilet alırken şuna dikkat edin. Mesela saat 10'da kalktı, 11'de Almanya'ya indi değil mi? Sen de cinlik yapıyorsun. Diyorsun ki 12'de kalksın Fransa'ya insin ya da Hollanda'ya insin. Almanya'da bir saat kalayım. Sakın buna güvenme. Bir rötar olur. Sen Almanya'daki uçağa indiği anda Fransa'dakini kaçırmış olursun. Lütfen aktarmalı uçuşların arasını açın. Havaalanında kalmaya üşenmeyin. Havaalanı için enfes bir tüyo vereceğim size. Lounge denilen yerler vardır. Kredi kartınız ya da çeşitli özellikler varsa bankanıza göre havaalanına gittiğiniz zaman dışarıda oturmazsınız. İçeri girip rahat rahat konforlu odalarda internet, PlayStation falan takılırsınız. Yeme içme bedavadır. Lunchların ne olduğunu özellikle yurt dışı uçuşlarda dikkat edin. Bir başka konu havaalanında bir poğaça 7 liradır. Simit 6 liradır. Hiç şaşırmayın. Öperler. Bir tek şey biraz yakın gerçek fiyatına. Burger King gibi yerler. Onu da zaten ben tavsiye etmem ama neyse. Dolayısıyla havaalanındaki simit sarayı sokaktaki simit sarayına göre biraz pahalı. Neyi atladık diye bakıyorum. Ha yurt dışında gündüz özellikle İngiltere'de sokakta geziyorsanız sandviç mandviç yemeye çalışın. Sokak lezzetlerini deneyin. Yurt dışında şeye dikkat edin. Dini tercihinize göredir bu. Ben kendim için diyorum. Siz bilirsiniz. Domuz eti her şeyin içinde olabilir. Domuz etini sormanın birkaç yolu var. Baconlar, bilmem neler, porklar. Onu sormaya dikkat edin. Yurt dışındaki toplu taşımayı da konuştuk. Bakalım son ne kaldı?
Uçağınız kalkarken bir pasaport kontrol var, bir de indiğinde var. Türkiye'ye döndüğünüzde de indiğinizde var. Bir ülkeye girerken uçaktan iniyorsunuz, geziyorsunuz havaalanının içinde. Sonra sizi geniş bir alana getiriyorlar. Bir sürü turnike var. Yukarıda European Citizen, EU Citizen maviyle bir de non-European'lar var. Avrupa vatandaşı olmayanlar. İşte Türkler o sıraya giriyor ve o sıra muazzam kalabalık olur uçağınıza göre. Lütfen oraya girdiğinizde, size sıra geldiğinde sarı bir çizgi var, sonra da bankolar var. Yani kontrol gerisinin olduğu yer. O sarı çizginin arkasında bekleyin. Sinir yapmayın, sakin olun. Gerisini Cem Yılmaz anlatıyor zaten, bir şey diyemem. Şehire girdiniz. Şehire girdiğiniz zaman mümkünse otele önce eşyalarınızı attıktan sonra hemen çıkın. Zaten planınızı öyle yapın ki o şehri maksimum gezebileceğiniz şekilde. Şehire genelde tavsiyem saat 9.30-10'da inmiş olun. Yani şehir merkezine. Otele boş boşuna para vermemiş olursunuz. Ama saat 12'de check-in yaptınız, otele gittiniz, eşyanızı bıraktınız. Şehri gezerken spor ayakkabı ayağınızda olsun. Gereksiz fotoğraf makineleri, yedek şarjları vızır, rambolaşmayın. Çünkü yürümek, görmek için en güzel yoldur ve boşuna yürümeyin. Ağır yükle hiç yürümeyin. Bazı şehirler yazın çok sıcak olabiliyor, çok yorulursunuz. Avrupa'daki çoğu şehir bisiklet ve yürümek içindir, bunu unutmayın. Şehri görmenin diğer bir yoluysa sightseeing turları. Bunlar şehri gezen turlardır. Bunlar da kulaklık dağıtırlar. Üstü açık, iki katlı otobüstür, üstü açıktır. Bunlar biraz pahalı olabilir. Fiyatı size yuh gelecek. Buna yorulduğunuzda binin mümkünse ve ilk gün binin. İkinci günden sonra bir anlamı kalmıyor. Bana kalsa binmeyin. İyi bir eşiniz, yanınızdaki arkadaşınız güzel plan yaptıysa hiç binmeyin. Bunda size kulaklık dağıtır. Bizim Boğaz'daki hani öpen turlardan bir farkı yoktur ama güzel anlatırlar. Kulaklıkla İngilizce olarak size şeyi anlatır. Burada şu var, burada bu var. Türkçesini görmezsiniz. Müzelerde de kulaklık verirler. O da ekstra paradır. O da çok güzel eserleri anlatır. Önüne geldiğiniz eseri göre wireless konuşur. Ne kaldı atladığımız? Son bir şey var. Onunla birlikte bitirelim. Artık bir ülkeye giderken ne yapmanız gerektiğini konuştuk. Lütfen fotoğraf çekeceğim, video çekeceğim diye ölmeyin. Gözünüz tanık olsun, gözünüz doysun etrafa. Sürekli kamerayla gezmeyin. O kamera, bu arada kamerayla gezerken cüzdan gidiyor. Benim gitti, siz de dikkat edin. Ne olur gözünüzü açın ya. Yani bir daha o ülkeye hiç gelmeyeceksiniz gibi gezin. Bir kere daha geldiğinizde insanları tanıtacak kadar şey öğrenin. Çok uzun bir video oldu. Umarım bir rehber niteliğinde olur, keyifli olur. Bu yaz güzel bir tatil geçirmenizi dilerim. Umarım yurt dışına çıkarsınız. Türkiye'ye aynı fiyata gidip plajda yatacağınıza, kızaracağınıza, yurt dışında bir şeyler görürsünüz. İnsanları görürsünüz. Benim son tavsiyem, gezerken şunlara dikkat edin. İnsanlar o yaya geçitlerinde duruyor ya. Çok büyük medeniyet ya. Şehrin içindeki düzene de bakın. Ve her gittiğiniz ülkede bir müzikale en azından girin. Sıkıcı olsa da girin. Çünkü Türkiye'deki müzikaller gibi değil. Türkiye'deki müzikaller enfes falan filan, ona laf etmiyorum. Ama oradakiler 3 boyutlu, 4 boyutlu yaşanan müzikaller. Tiyatroya gidin demiyorum. Tiyatroyu çok anlamayabiliriz. Çünkü ağır bir İngilizcesi olabiliyor. Ya da kendi lokal dili. Müze gezin. Gittiğiniz ülkede eğer Madame Tussauds varsa gezin, ama Türkiye'de de var artık. Gittiğiniz ülkede yerel yemek deneyin. Mesela İtalya'ya giderseniz enfes dondurması, enfes pizzası vardır. Almanya'da bir döner yapıyorlar var ya, Türkiye'de döner yemezsin. Muhteşem soslarla harika dönerler yapılıyor. Ben çok uzattım. Umarım keyifli olur. Yurt dışı tecrübelerinizde bu videonun altına yazarsanız sevinirim. Ben Haluk Tatar, Video Eğitim Abi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.